Merhaba arkadaşlar. 5 Kasım Pazar akşam Amerika'dayız. Akyadak'ta 9 koşu koşulacak. Bunların 5'i kum pistte, 4'ü de çim pistte koşulacak. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepimize. Birinci koşuyla başlıyoruz. Altılı Ganyan'da birinci koşuyla 20-20'de başlayacak. 2 yaşlı tayların, dişi tayların maiden koşusu 1200 metre çim pistte. 8 sayı yarışa kayıtlı muhtemelen yine çıkan atlar olacak. 4. koşuda 6. koşuda yedek atlar var. 1. koşuya baktığımızda zor bir koşu. 1 numara Laurel Park'ta çok da sıkıştırılmadan bir koşu gördü. Gun 475 bin, bin dolarlık tayı. Emorizing, Chimpiste, Tatminkar, iyi. Sonra 2 numaralı Mitol Magic 7 numarayla birlikte koştu. 1200 çimi 1.09.49'la ile bitti yarış. İyi bir derece. 2 numara daha ön planda tutulmasına rağmen 7'nin gerisinde üçüncülükte kaldı. 3 numara ilk kez koşacak. Hazırlıklarına baktığımızda iyi hazırlıkları var. 360 bin dolarlık bir tay. 3 numara. 4 numarada 108 gün önce koştu Saratoga 1103'ümünü. çimini 1.03.40'la biten koşu da 4-5 boy geride 8. oldu. O da bir tatminkar bir koşu. 5 ve 6'nın koşuları çok tatminkar gelmedi bana. 5 numara tabi Avrupa orijini Böyle bir durumları var. Ben burada sırasıyla önceliğim 4 San Pantaleo. Sonra 7 numaralı Agra. 2 numaralı Mitol Magic, 5 numaralı Eco Bay, 1 numaralı Reden Queen ve 3 numaralı Curlins Gör. Curlin'in kızı son sıraya yazdım. Birinci koşuda 4, 7, 2, 5, 1 ve 3 sıralamam oldu. ikinci koşu dişilere ait listed koşu 1400 metre kum pistte. Buradaki değerlendirmeme geçmeden önce İstanbul'da ikinci koşuyum. 4 numaralı Kadife Kala Kadife Kale kazandı ilk kez at binen Ali Mehdi altın ilk bindiği atla kazanmayı başardı. Tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Herhalde verende sadece ben varım. Tabii kaydımda yok ama mesaj olarak güncellediğim şablonumda yazdım. Kum alındığından dolayı sonuncu at 28 buçuk Ganyan. Bilmiyorum başka veren var mı? Tabi herkesi takip edecek halim yok. Tekrar tebrik ediyorum apranti arkadaşımızı. İkinci koşuda ise şablonuma tek bıraktığım Safkan Jon Walles kezidairesindeki 3 numaralı Green Up oldu. 3 4 çok ön planda tutuluyor. Ben 3'ü e, tercih ettim. Todd Flasher Anton üstünde John valeskes var. E, tek deyip 3. E, koşuya geçiyorum. 3. koşuyla 7'li plase başlayacak. 2 yaşlı taylar 1600 metre kum pistte koşacaklar. Listed koşuda 5 tayı izleyeceğiz birbirinden güzel performans sergilemiş taylar var. Günün büyük favorisi 2 numaralı bu kim Danno var burada. 3'te 3 yapmış bir safkan. Benim önceliğim Aver Castle'ın idaresindeki 3 numaralı Private Desire olacak. 350 bin dolarlık bir tay. 1300 metreyi 1.16.68'de kazandı son yarışında. Oldukça iyi bir derece. 2 numaraya baktığımızda da yine aynı pistte 1200'ü 1.09.47 ile kazandı. Yani 6-6.5 saniye koyduğumuzda 1.09'a 1.15-1.16'lara gelir yine 3'ün derecesinde çok yakın. Son olarak da 1 numaralı Bilal diyeceğim o da 725 bin dolarlık bir tay 1200 ve 1400 metre koştu. 1400'ü 1.23-27 ile yine Junior Alvarado ile kazanmıştı. Derece olarak o da yakın bir derece. dolayısıyla 3. koşudaki sıralamam 3, 2 ve 1 oldu. Dördüncü koşu ikinci altılı Gaya'nın da İkaya 21.46'da başlıyor Akvedak'ta. Meydan bir koşu dişlere ait 1700 metre çim pistteki koşuda 4 at değerlendirmemi aldım. Tabi öncelikle 5 numara e, Mert Kantarmacı antrenörlüğündeki Safkan 5 numaraya e, başarılar diliyorum. Buradaki önceliğim ise Eric Kensel idaresindeki 8 numaralı e, Akayla 650 bin dolarlık bir Safkan Kingman temsilcisi 8 benim favorim oldu. Sonra 1 numaralı e, Delehay ekürü avantajı var 11 e, numara burada 10 ve 11 e, yukarıdan at çıkmaz ise Koşudan çıkacaklar arkadaşlar muhtemelen hani kuma alınırsa diye kaydettiriyorlar kuma alınırsa muhtemelen bir çıkar 11 koşar o zaman 11'i yazalım kumda performansı iyi bir numara ikinci tercihimde öneriyorum ki o da bir 550 bin dolarlık bir safkan uzun ara önce Gulfstream Park'ta 1500 metre çimde koştu fotoda ikincilikte kaldı. Chad Brown antrenörü diyor yine hazır olacaktır sonra 3 numaralı e, War Princess wish Breaker'si, e, bu aralar biraz geride kaldı pek e, Aynı yönde göre e, geçen atını görmüyorum ama e, bugün için Jose Ortiz'le e, şans vereceğim son olarak da Manuel Franco idaresindeki 4 numaralı e, Dark pool e, diyeceğim dördüncü koştaki sıralamam 8 1 3 ve 4 oldu Beşinci koşu 1200 metre kum pistte dişilere ait şartlı koşuda 9 kısrak yarışa kayıtlı. Buradaki önceliğim Körle'nin e, kızı 2 numaralı e, Mongolian Pan, e, Pantrer e, İshak Castillo ile benim favorim. Tabi üstünde daha iyi bir jockey olsaydı e, tek de verebilirdim. 2 e, numara favorim. Sonra... Lionheart'ın e, torunu 8 numaralı Give Me Kisses ki 400 bin dolarlık e, bir safkan Linehart'ın torunu. E, tabii bizde aygır olanlar genelde e, Amerika'da e, dede oluyor. Yani Amerika artık e, istediğini aldıktan sonra genelde satıyor aygırları Lionheart e, bizim aygırımız. Bu da aramızdaki e, farkı gösteriyor yani bizde baba oluyorlar orada dede olmuş oluyorlar. E, 8 numara 310 gün arası olsa da Repol egresinin safkanı ikinci tercihimde öneriyorum. Sonra 3 numaralı I am having e, game moment Junior Alvarado ile üçüncü şans olarak görüyorum. 5 numaralı Security Code ve 9 numaralı Wicked Sight ee, yine şablonuma yazdığım safkanlar özellikle 9 numara e, pek tutulmuyor. Handikapına baktığımızda da çok gerilerde. 5. koşudaki sıralamam 2 8 3 5 ve 9 oldu. 6. koşu 1. altılı ganyanında son ayağı yine dişilerin şartlı koşusu 1200 metre çim pistte. Burada da en az bir at çıkacak. 10 numara muhtemelen çıkar ama olur da gerçi hava durumuna baktığımda parçalı bulutlu gözüküyor. Yani pis değişikliği olursa, çim pis kuma alınırsa 10 numarayı muhakkak yazalım. Koşar da muhtemelen ama şimdi koşulursa çıkar diye tahmin ediyorum. Burada 4 ata şans verdim. Önceliğim ikisi biraz ön planda tutuyorum. İkisini İlki Manuel Franco idaresindeki 4 numaralı Up and Down favorim. Sonra 9 numaralı Voliet e, Gibson. Bu ikisini rakiplerinden bir adım önde tuttuğumu söyleyebilirim. 4 ve 9. Sonra 5 numaralı e, Lady Mia Dylan Davis ile ve son olarak da e, 3 numaralı e, Long Cry diyeceğim. Son yarışını 1 ve 8 ile birlikte koştular. 3 numara son sırada öneriyorum 6. koşudaki sıralamam 4-9-5-3 dediğim gibi 4-9 yeterli olabilir de gibime geliyor 7. koşu 1800 metre kum pistte şartlı koşu 10 atı yarışa kayıtlı burada da 2 atı değerlendirmemi aldım İlki AGF tablosunun favorisi e, iyi bir ekürünün e, safkanı. 3 numaralı e, Rival Ri. Benim de favorim oldu. Sonra da iki numaralı Stand e, Standard of e, Prof. Ki bir yıl aradan sonra, sonra koşup kazandı. Yine e, iki ay ara verdi. Gunrunner'ın e, temsilcisi iki numara. Bu ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Üç ve iki. Notlarıma yazdığım atlar 9 ve 5. 9 numara özellikle bir iyi, kötü, bir koşuyor, bir kötü koşuyor. Körlün temsilcisi o da. Hani çıkan olursa ya da yazmak isteyenlere notlarıma yazdığım atlar. Onlar ben şablonuma 3 ve 2'yi bıraktım 7. koşuda. 8. koşu 2 yaşlı dişi tayların listed koşusu 1600 metre kompiste. Burada da 10 tay yarışa kayıtlı. Burada 4 numaralı e, info ile başlayacağım. Manuel Franco idaresindeki 4 numara ilk koşusu oldukça tatminkar. Belmont'a 1300'ü 1.17.95 yaparak beyaz bayrak ayna kazandı. Bugün için de kazanmaya yakın 4 numara. Rakipleri 9 numaralı Vino Rouge Dylan Davis le. ikinci tercihimde öneriyorum. Bir Anthony Dutrow antrenörlüğündeki type 9. Sonra 7 numaralı Safkan e, ismini okumayacağım. o için temsilcisi John Valeskes ile e, yine şanslı olacaktır ki AGF tablosunun da, e, favorisi. 1400 ve 1600 koştu. 1600'ü 137.57 yaptı. İyi bir derece. 375 bin dolarlık bir tay için e, aşın bedeli 30 bin dolar ama... 375 bin dolara e, satıldı 7 numara. Son olarak da 1 e, numaralı Şimerling e, e, aluruş Son yarışını ölçü almıyorum. Yine de 4. oldu ama grup birçok daha zorlu rakiplerle koştu. E, bugün için bu grupta yine yazmak lazım. 8. koşudaki sıralamamda 4, 9, 7 ve 1 oldu arkadaşlar. Aköydak'ta koşular gece 00 sona erecek e, dişlere ait meydan koşuyla bitiyor akıyodak yarışları 1700 metre çim pistte 13 e, safkan yarışa kayıtlı Muhtemelen buradan da çıkan atlar olacaktır diye düşünüyorum Burası e, yani zor bir koşu baktığımda e, bir numara kazanmaz ise kazanamaz ise veya kimin geleceğini kestirmek pek de kolay değil. Ön planda evet 1-2-3 numaralı atlar biraz ön planda veriliyor. Bir numara 115 gün geri alındı. Tekrar hazırlandı. İyi bir antrenörü var. Kaliforniya Chrome temsilcisi ki toplam 9 kez koştu. 8'i bu mesafede yani kazanmaya yakın aslında rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Dediğim gibi bir aksilik olur da kazanamazsa ee, çok sürpriz bir sonuçta çıkabilir. Ee, ben burada evet bir numaralı Arisima favorim. Yanına bir sürpriz yazabildim. O da 9 e, numaralı e, Miss Parp olacak. O da 64 gün geri alınıp tekrar hazırlandı. Burada bombayı yapabilir. Aslında e, 11 numara onu da e, dikkate alın. Bayis için en azından ilk koşuda, ilk koşusunda Çin pistte e, kayıt yaptırmıştı ama kuma alındı vesaire e, 1-2-3 dediğim gibi ön planda verilen ben bir numara e, yahut da e, çok sürpriz 9'u yazıyorum 1 ve 9 deyip bitirmiş ol, oluyorum akıyadakla ilgili tahminlerimi şansınız bol olsun arkadaşlar görüşmek üzere diyorum